şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Evet, yani sezonu başlattık ama ilk defa evimize geri döndük. Çok özledik burayı. Evimize geri döndük. Sayenizde de bıraktığımız gibi bulduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim ilginize. Sağ olun, var olun. Efendim, bizim anlaşamayan bir çiftimiz var. Fakat bu sefer anlaşmazlık karakola kadar geldi. Diğer komşular da rahatsız durumdan. Bakalım şikayet neymiş, hangi konularda anlaşamıyorlarmış, kimmiş bunlar, izleyip bir görelim. Alo. Efendim oğlum. Efendim. Oğlum Ramizciğim, yok yok, ev yok ya. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Uygun bir ev bulamadım oğlum. Neyse, sen gel de karakola gel, konuşuruz sonra işini bitince. Haydi, haydi görüşürüz oğlum, haydi. Komiserim iyi günler. İsmim Çiçek. Bu da eşim Kudret. Bizler yoga eğitmeniyiz. Namaste. Namaste. Aleykümselam yani. Efendim, ben ve eşim evimizde yoga ve meditasyon dersleri veriyoruz. Öyle mi? Ne kadar da beni ilgilendirmeyen bir mesele. Yani sadede gelelim. Bilmem bilir misiniz? Yoga ve meditasyon yapabilmek için bize sessiz, huzurlu, pozitif bir ortam gereklidir. O ortam bütün ülkeye gerek. Bak, beni de durduk yerde siyasi mesaj verdirerek başımı belaya sokacaksınız ya. Sizin huzurunuzu kaçıran nedir, onu söyleyin bana. Üst komşularımız. Hı. Efendim, sürekli kavga ediyorlar. Hı. Sürekli tartışıyorlar. Hı. Ve bunların hepsi üst katımızdan bizim evimize sızıyor. Efendim, sızıyorsa bir usta çağırın. Tavana bir yalıtım yaptırın. Buraya niye geldiniz yani? Öyle değil efendim. Kötü enerjileri sızıyor. Bu da yetmezmiş gibi sürekli kavga ediyorlar. Sürekli tartışıyorlar. Hı. Ayrıca bir koku var apartmanda. Hı. O kokudan eve öğrenci alamıyoruz. Hı. Efendim, öğrenciler tam Nirvana'ya ulaşacaklar derken üst kattan sekip geri geliyorlar eve. Şişt, sakin. Sakin Çiçek. Bak, sinirlendin. Auran kızardı. Nefes al. Oh. Negatifi ver, pozitifi al. Oh. Negatifi ver, pozitifi al. Bu biraz yalan duruyor bu. Daha böyle bir hareketler yapın da sizin daha yogi olduğunuzu anlayalım. Evet, ben hiç inanmadım. Hayati de ilgilensin. Seyirci ya, çok basit kaçtı bu yani. Sen eşini sakinleştir çeşitli yoga hareketleriyle. Yoga ama hareketi. İyi bir yogisin, ona göre yap. Buyurun. Öğrenciler tam Nirvana'ya ulaşacaklar derken üst katımızdan sekip evimize geri geliyorlar. Yavrum sakin, ne yapıyorsun? Hayatım, neden böyle şeyler yapıyorsun? Ben şimdi seni sakinleştireceğim. Çeşitli yogi olduğumuz için hareketler yapıp auranı sakinleştireceğim ben senin. Tövbe estağfurullah. Halay değil, halay değil. Om. Bir ayağımızı kaldıralım. Om. Ha, şimdi öbürüyle çökelim. Om. Şimdi mümkünse yardım alalım. Gel buradan otur. Artık auran yumuşamıştır. Hayır, öyle olmaz ya. Bir aç, ger, bir şey yap. Germe. Ortamı germeyin. Hadi, hadi. Ha. Om. Hayatım, gel canım.
Açalım, gerelim. Hadi. Bunu herkes yapar. Biraz daha şöyle. Tamam, şimdi oma devam etse. Oma senin yaptığından. Çok affedersin, sen tamamen iyileşmiştin değil mi? Sıkıntı yok yani. Yo yo, istersen üstten bastır. Doş, hayır, ama bak açıldı, iyi oldu. Vallahi iyi oldu ya. Nasıl, yumuşadık mı? Daha iyi. Bir Allah'ın aşkına beni buradan bir... Artık daha buna da inanmadıysanız biz ne yapalım efendim? Gerçekten enteresan bir çiftsiniz. Zaten siz şikayetçi olunca bizim arkadaşlar da sizin şikayet üzerine bunları getirmişler buraya. Şimdi çağırırım, gelirler. Alo. Oğlum bu Bahadır Sevmez'den Naime Sevmez'i yolla bakayım. Hadi bakalım, hadi bekliyorum. Anladın mı? Alkışlıyorlar. Herhalde duracak. Şuradan geçecek. Konuşma. Sen ki konuşacak. Keşke seni bırakıp içerideki ototaypırsın alıp. Ha öyle bir şey olabilir. Keşke seni bıraksam. Öyle bir şey olabilir. Tahas var mı? Tahas varsa ben bunu... Bak. Ağzını ben bunu vereyim, şunu alayım gideyim. Şuraya yürü git. Çekil, çekil. Sen çekil önce. Keşke zamanında baban çekilseydi de başımız hiç bu işleri yenmezdi. Lan! Lan bir susun. Allah Allah. Bana bak. Bahadır. Kıymetsiz. Al komşularını, size şikayetçi. Ben de buna şikayetçiyim. Tutuklayın bunu ya. Suçlusu bu ya. Suçlu bu ya. Suçu ne? Tipi. Bu kadar çirkin bir tip toplum içinde dolaşabilir mi ya? Kelepçe takım buna, suçlu bu. Dede hayvanat bahçesinden kaçan maymun. Komiserim, ben bununla evli değilim, hayrına besliyorum. Tebesiz. Sen git de ananı besle. Senin anan var ya, sen ananla birleşip benim şu... Ayak altımı koklayıp da koltuk altımı yiyemiş. Ulan be! Allah Allah! Kesin, anlatır zaten bütün bunu. Tamam! Ya bir susun ya, bu nasıl bir temenni ya? Koltuk altımı yiyin ne? Midem döndü. Döner tabii komiser. Siz bir daha bunu yaptığı yemekleri görseniz. Bu söylediklerinden hiçbir farkı yok, yemin ediyorum. O zaman git de seni anan beslesin. Seni var ya, bacağım. Sen o anan var ya. Sen o anan var ya, anan anan. Anan, 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 anan var ya sen, anan, anan. Anan. Didik, 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 anan, anan, anan var ya sen. Ben anladım, anladım. Şimdi anladım. Sürekli ana ana ana. Onlar bunlarmış. Ay. Ne olacak? Sana mı sordun? Görüyorsunuz işte komiserim. Bu ve benzeri sesler varken biz nasıl yoga yapalım? Nasıl meditasyon yapalım? Nasıl huzur bulalım? Nasıl? Nasıl ya? Kudret, ama ağrın kızardı hayatım. Hadi şimdi nefes al ver. Çizgi film tadında bir karakol olduk ha. Şuradan Pepe girse şaşırmayacağım ya. Bana bakın, ama siz niye böyle sürekli kavga ediyorsunuz? Ya siz severek evlenmediniz mi sonuçta? Görücüsüyle evlendik biz ya. Bak, görücü bana dedi ki, sana dedi dedi. Aa dedi dedi, sana dedi bir adam buldum dedi, bir ipek gibi dedi. Ben de inandım, evlendim. Kimdi bu görücü? Metin Şentürk. Metin'e 6 tane konserini bastım, ara kapıdan çaktı. Bunu da bana... Ha bu belası. Bana çaktı gitti Metin Şentürk var ya. Halbuki beni ne doktorlar istemişti. Doğru. Bak on doğru dedi. Bunu ne doktorlar istedi. Ama incelemek için istedi. Ya evrimin kayıp halkası dediler bunun için ya. Valla. Homo sapiens'le insan arasındaki varlık var ya. Ha bu dediler. $1000 verelim, ben onu inceleyelim dediler. Ben de $1000 vereyim. Defol git dedim, yok başıma kaldı mikrop pislik. Konuşma. Tuvalet reklamlarında klozetten bir tane nya diye bir tane yeşil hayvan çıkar ya. Ne oldu belli olmayan jel gibi. Nya diye çıkarsın. Üstüne, üstüne sabunu sıkarsın da beli, beli ölür. Ya şu, bak anlatamadım. Tuvalette kalan tek kıl var ya. Aman be, Allah Allah! Kenarında kalan. Allah Allah! Ya bir sus kadın ya. Bir de pisliğini detaylandırıyor arkadaş ya. İfade veriyor. Bunlar ya, sizin ne kadar pis bir ilişkiniz var.
Cennet mahallesi karakoluna çevirdiniz burayı ya. Ya bir, o pisliği de mecazi anlamda demiyorum ha. Sizin bayağı bildiğin pis bir ilişkiniz var. Ya bir yalan söylemiyorum ki. Önündeki dosyalarda yatıyordu şimdi. Korsan. Bu adam bir gün hamama götürdük. O tellak var ya, bunu fırçalayan tellak. Keselemedi ki, fırçalandı bu. Bunu fırçalayan tellak 18 saat aralıksız çalışmadan adam öldü. Bayıldı, bayıldı. Adam öldü. Bayıldı ya. Cenazesini böyle yapmadın mı? Öldü ya adam. Doğru. Bunu ayağında ayakkabı var ya. Ayakkabı değil ki o. Çorap. Kirden katılaşmış bir çorap bu. Tabii bazen önünü küt kesiyoruz, bazen yumurta topluyoruz. Diyor. Ayakkabı arıyoruz ki biz buna. Almayız. Ya siz birbirinize bakınca hiç mi güzel bir şey görmüyorsunuz? Görüyorum. Ben karıma bakınca rahmetli Zinni eniştemi görüyorum. Asker arkadaşım Rasim'i görüyorum. Hayatımdaki bütün erkeklerin toplamı karması bir karım var. Ne mutlu bana. Sen en azından bana bakınca insan görüyorsun biraz. Ben sana bakınca Nuh'un gemisini gördüm. Ama kertenkelesinden öküzüne kadar. Sen o yaptığın yemekleri iyi ye, iyi ye, iyi ye. Hayvana döndün sen. Ya komiserim, bir insanın yaptığı salata kokar mı ya? Kokar. Yavrusu bu yemekler yapıyor. Sütlaç yapıyor, kelle paça kokuyor. Ya su yok mu su? pH derecesi yüksek, böyle şeffaf su. Suyu kokuyor ya, benim su kokuyor ya. Aa! Ay o koku oradan geliyor demek ki. Yemeklerden. Wow! Yaptığı şeyleri ben bir de yiyorum efendi, öyle düşün. Ne var? Arda'nın mutfağını izliyorum, yapıyorum. Ne var ki? Kız, Arda'nın mutfağı Çernobil'de mi? Geçen bir fasulye yapmış komiserim. Vallahi yedim. Şu halı sahalarda yiyorlar ya bir pembe bir yeşil. Aa öyle yeşile döndüm. Fosforlu sosforlu varladı. Vallahi bak. Gittim kıraathaneye böyle batak oynayacaktım. Bahattin abi dedi ki oğlum bu ne hal dedi. Hulk olmuş dedi. Hulk. Cahil cahil bakma. Hulk var ya doktor kızınca böyle büyüyor. Dur hocam. Yeşil oluyor. Hulk sana mı kalmış? Senin olsa olsa şirek olur şirek. Yeşil değil lan şirek olur. Senden de olsa olsa o şirek yanındaki eşek olur. Her yeri doğru olur. Ya bir gün askerdeyim ben. Asker beni çok özlemiş diyor ya. Geldi nizamiyeye. Neyse helalleştik. Tam gidecek böyle. Artık çıkacak. İnanmazlar kadın olduğuna. Verirler eline göğüsü. Giydirler ayağını postalı. Beraber kısa dönem askerlik yaptık. Vallahi. 6 ay beraberdik. Kars'ta 329 KD. Bakın TSK'da vardır. Sus lan. Vallahi. Torun. Hop, çomalakko. Ben buna yapıyordum askerde. Var, 6 aylık askerliğim var. Vallahi yalan söylemiyor, 6 aylık askerliğim. Ama keşke o zaman G3'ü çat diye bir çakaydım alınadı. Seni orada bayıltaydım. Gıcık. Acaba amca, çok değişik bir kadınsın. Ha, sen mi açıyorsun? Askerliğin mantığı bitiren kişi sensin. Bebeğim. Vallahi bir tane binbaşı atmıyor mu? Seni daha görsün. Soktu bunu göreceğim. Yeter ya! Yeter ya! Yeter komiserim! Tıkın bunları içeri, tıkın ne olursunuz! Ya bunlar varken ben nasıl yoga yapayım, nasıl meditasyon yapayım? Bunlar adamın hiç huzurunu yer. Huzurun kara deliği bunlar. Bak, bak avram kızardı, bak, bak. Adamın, adamın aurası burası kızardı, senin yüzünde. Burası kızarmış mı? Şurası. Zeytçim, hadi bakalım. Negatifi ver, pozitifi al. Negatifi ver, pozitifi al. Allah'ım ya bana sabır ver ya da bunları al. Ya bunları al ya bana sabır ver. Böyle olmaz. Bakın şimdi dosyaya baktım. Yalnız kendileri ev sahibi. Siz kiracısınız. Bir şekilde anlaşacaksınız. O zaman ne yapacağız? Yogayı, meditasyonu bıraksak mı Çiçek? Hadi. Meditasyon. Hayır, onu bırakmayacağız. Bildiğimiz bütün teknikleri üzerlerinde deneyeceğiz Kudret. İzle şimdi beni. Sevgili komşularımız. Biliyorsunuz ki ben ve kocam yogi. Bu da benim kocam ay yogi. Ya siz bir saniye sandırmadan durur musunuz ya? Tamam sakin. Komiserim İzninizle meditasyon yaptırmak istiyorum. Vallahi buyurun. Biz de zaten burada sıkıntıdan çatlıyorduk. Naima Hanımcığım. Ne var? Şöyle gelir misiniz? Git bak zayıf kadın. İş çıkarıyor. Bu bana iş çıkarıyor da. Ne? Lütfen şöyle oturur musunuz? Kız yere mi oturacağız? Lütfen. Alışkınsındır sen pisliğe. Dayan kız ben. Ben otur şimdi. Şöyle oturayım ben. Kusura bakma. Bakıyor mu? Şimdi efendim, gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Ve kendimizi güzel bir yerde düşünelim. Aa, çok güzel burası bak. Harika. Şimdi o yere Bahadır Bey de gelsin. Aa, orada zaten. Öyle mi? Nerede şu an kendisi? Musalla taşında. Cenazesine girmişim. Haram olsun, haram olsun, haram olsun. Hakkımı da haram ettim. Bu da kadar güzel bir şey bu yogaya. Sus be! İyi, çok güzel. Manyak bu ya! Ne biçim? Negatifi. Ben pozitifi verdim, negatif.
Kudret. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Ben hiçbir şey almadım. Bununla olmadı. Öbürünü deneyeceğiz, hadi. Tamam mı? Komiserim, müsaade var mı? Vallahi buyurun, sitcom tadında izliyorum. Efendim, sizi alalım mı? Öbürü ben mi olurum? Siz diyesen anlamaz. Sana, sana çağırıyor seni. Adam kibar, kibar. Sen ne anlarsın kibarlıktan? Evet, Bahadır Beyciğim, buyurun şöyle. Otur, otur. Şöyle. Öyle çömmeyek de. Böyle oturalım. Nere mi değsin? Evet, değsin. Evet, şimdi benimle birlikte om deyin. Om. Om. Bak baba, bak baba, ağrını ağrıyor. Kes, 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 kes. Bana bakmıyor. Benim olsa bana bakar. Benim değil. Seni dinlemiyorum. Çok güzel. Konsantrasyonunuzu bozmayın. Yakaladım onu. Şimdi kendinizi bir nehirde hayal edin. Ve o nehirde arının. Arınıyorum. Arınıyorum. Çok güzel. Şimdi o nehre bir hayvanın su içmeye geldiğini hayal edin. Şimdi bana anlatın, o hayvan nasıl bir hayvan? Böyle temas halinde. Belli ki patisi omzunda. Böyle uzun etekli, kızıl saçlı, gözlüklü, bıyıklı, dişi bir hayvan bu. Anaime bu. Bak gelmiş mi derenin kenarına? Çapır çapır su içecek belli ki. Bütün suyu bitirdin. Bitirdin bütün suyu. Ben derenin içinde çırpınır kaldım ya. Meditasyonun içine de ben rezzettin. Helal olsun sana. Sen niye, kadın. Sen niye dereye donsuz giriyorsun? Ben seviyorum çıplak yüzmeyi seni. Beni biliyorsun ya. Beni bilirsin. Çıplak yüzerim. Bu ne ya? Allah belanızı kaldırsın size. Böyle bir şey olur mu? Helal. Bunlar insanı yogadan soğutur. Bunlar ne biçim şeyler ya? Ya siz ne biçim çiftsiniz? Size diyorum, siz niye berabersiniz ya? Ya siz... Sizde huzur yok, saadet yok sizde. Siz boşansanıza ya. Ha, boşanın siz. Boşanın, boşanın. Boşanın mı? Senin ağzını cahat diye yırtarım be, biliyor musun? Senin ağzını ortadan ikiye ayırırım be senin ağzını. Ben boşanacağım da sen benim sülün gibi kocama kapacaksın değil mi? Terbiyesiz. Ağzına yalasın aşkım benim. Ben burada bereket tanrıçası gibi kadınımı bırakacağım. Sana bakacağım ha. Deneyim benim. Ney bir kağıt? Havuç! Aşkım yürü. Yürü gidelim. Gerekirse biz kiraya çıkarız ya. Ev mi yok? Abi, anam kira mı? Ya bizim de oğlana bir kiralık ev bakıyorduk da. Acaba sizin eve bir geçse olur mu acaba? Vallahi parasını verdiği sürece benim için sıkıntı yok. Vallahi biz kendimize yeni aşk yuvası buluruz değil mi aşkım? Senin ağzını baldam diyor. Gel de evine kaymak olayım balana. Of! Balana ben. Benim kadınım her zaman benden önce çıkar. Buyur. Buradan gidip şuradan çıkacağım. Seninle ilgilendirir. Sakın beni besin görmeyeyim ha orada. Alır atar fırlatırım aşağı seni ha. Şuna bacak salayım mı sizi? Çok gıcık mısınız? O kadar gıcıksınız. Çok gıcıksınız. Sinir bozucu bak. Olmuş da pozitif almış da akademi vermiş. Salak salak seni. Gittiler. Oh. Ay artık elimizde. Sessizlik içinde meditasyon yapabiliriz. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Evet, bundan sonra oğlumla komşu olacaksınız. İyi geçinirsiniz, merak etmeyin. Geçiniriz, geçiniriz. Nasıl bir oğlan sizin bu oğlan? Çok tatlı bir insandır kendisi vallahi. Birazdan gelecek. Geldiği zaman... Aha geldi. Gel oğlum gel. Ramiz. Ramiz gel. Oğlum Müjde ev buldu. Bak, yeri komşuların. Ay, hem de tek başına. Çok temiz yüzlü bir çocuk. Çok, tek pırlanta. Kalın canım benim. Millet, ev bulmuşuz millet. Hey! Ramiz ve... kalabalığı. Şimdi ben sormaya da çok çekiniyorum Kudret. Biz meditasyon yaparken siz ne yapıyor olacaksınız acaba? Yani rap, dans, böyle şey. Sakin. Om, om de, om de, om, om. Bunu om da kurtarmaz. Om, om. Yok, om kurtarmaz. Oğlum, Ramiz. Bak bir şarkı söyle bak kendine gelsin ya. Hadi oğlum, hadi, tamam, hadi, merak hadi. Etmeyin, sakin olun. Şimdi kendine gelir. Çünkü biz öyle diğerleri gibi gürültü yapmaya gelmedik. Rap yapmaya geldik.
Efendim, sorup duruyorsunuz. İnternetten de görüyorum. Mesajlar atıyorsunuz. Devamlı bizim şarkılarımızı, müziğimizi soruyorsunuz. İşte o müzikleri, şarkıları yapan arkadaşımız Ramiz Bayraktar aramızda. Kocaman alkışlar Ramiz'e. Hoş geldin Ramiz. Hoş bulduk. Pardon, böldüm ama tanıtmam lazım o müziklerin kahramanını. Çok teşekkür Peki. ederim. O şeyden alabilir miyiz? Korkmayın, biz güzel müzik yapıyoruz kısmından. Merak etmeyin, sakin olun. Şimdi onu kendine getireceğiz. Biz öyle diğerleri gibi gürültü yapmaya gelmedik. Rap yapmaya geldik. Hadi o zaman, yapın bakayım. Hadi. Hazır mı? Aslanlar gibi 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 git. Koşular gibi 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 git. Kovalar gibi 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 git. Kovalar gibi 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 git. Yüzümüze görünen maskeler. Dost dersin gün gelir yaşamına kasteder. Yol veririz güneşe de kapanır perdeler. Rüzgara karşı koşarım herkes seyreder. Mesele kolay para, olay ara. Zaten bedenime zep yara. Dinmedi fırtına, benden koptu bu yaygara. Hey! Düştük hadi yine yollara, vurduk kafayı duvarlara. Sildik geçmişi dakikada, belki de önümüz kapkara. Koşmak varken kırlara, çarpıyoruz kurallara. Üstünüze yok taklada, adam satmada. Umrumda mı, umrumda mı sence? Umrumda mı, umrumda mı sence? Umrumda mı, umrumda mı sence? Geldiğin gibi git sıran gelince. Aslanlar gibi 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 git. Paşalar gibi 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 git. Kralılar gibi 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 git. Geldiğin gibi 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 git. Aslanlar gibi 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 git. Paşalar gibi 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 git. Kralılar gibi 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 git. Geldiğin gibi 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 git. Tarzım biraz despot, biraz mellow, biraz Garfield, biraz Shadow. Bizim ortam sağlam bro. Buradan geçmez dolar, euro. Bombardier gibi yık bariyer. Çünkü yıllık kıllık yoksa burada yık kariyer. Fırlayıver, beni yormayıver. Kuralları hiçe sayan direkt lokmayı yer. Balık tutmayı öğretme, denizimi ver. Bana denizimi ver, denizimi ver. Aslanlar gibi 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 git. Paşalar gibi 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 git. Krallar gibi 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 git. Geldiğin gibi 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 git. Aslanlar gibi 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 git. Paşalar gibi 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 git. Krallar gibi 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 git. Geldiğin gibi 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 git. Narkotik, fuhuşturucu, namussuzluk başkomiseri, ejderhaların babası Şevket Mircan. Sadece kızlarla bridge oynuyoruz. Demek kızların bilinciyle mi oynuyorsunuz? Çöl sırtlanları suyun başına indiğinde kutup ayıları da oradadır. Lan coğrafi açıdan ikisi bir araya asla gelemiyor ya. Şevket komiser, ayarı denk al. Hadi Kudret. S-400'ü götürün. Karanfil desteği gider. Son bu fiyat güncellemeleri hepimizin canını yaktı biliyorsunuz. Bunun için küçük ekonomik
Önlemler aldık. Kimisi işte delinen çorabını yamadı. Kimisi de Miami'de 3 ev alacağına 2 ev aldı. Ama hepimiz bir ekonomik güncelleme yaptık kendimize. Şimdi biz konuyu merkezinde yani pazarda işleyeceğiz. Bakalım pazarda bu güncelleme nasıl bir etki yaratıyor? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Alo, Nurten, canım, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nurten'cim, bekleyin, beni Mehtap Sağlar'a döndü. Sen geçen gün beni yemeğe çağırdın ya, yemek diye önüme menemen koydun ya canım. Ha. Ben hatta kalmak istemem, biliyor musun? Bu gece bana gel, sağ orman kebabı yapayım. Yani bir menemen değil, özür dilerim. Ama çok güzel olur yani. Tamam, bek, itiraz istemem bak. Bekliyorum, tamam mı Nurten'cim? Haydi öptüm, bay bay. Dumatya şirke! Dumatya şirke! Dumatya şirke! Gel abla, gel! Dumatya şirke! Bağırma lan, geldik. Ne kadar domatesi kilosu? 7 lira abla. Domatesi kilosu ne kadar? 7 lira dedik ya abla. Kusura bakma, ben kulaklarıma inanamadım da. 7 lira mı olur lan domatesin kilosu? Ablam, etli domates bu. Bak, bak, bak. Etli, etli. Bak, belli, bak. Belli canım, belli. Etin kilosunu da eklemişsiniz domatese. Belli. Sen bana 1 kilo ver. Olur ablam, hemen. 1 kilo versin. Bak. Ah, ablam, halden yeni güncelleme geldi. Domatesin kilosu 10 lira oldu. Olur mu ya öyle şey? Olur ablam. Halden güncelleme geliyor. Bütün arkadaşlar onu uyguluyor. E o zaman sen bana bir indirim. Ne indirimi abla? İyi hal indirimi. Tövbe yarabbim ya. İyi 500 gram ver. Ah ablam 15 oldu. 300 gram ver. Ablam 20 oldu. 100 gram ver. Ablam 25 oldu. Verme lan, verme. Bu ne lan, çın 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 çın. Sen pazar mı, New York borsası mı belli değil? Burama kadar geldi. Verme. Orman kebabı zaten domatessiz dolu. Abla niye kızıyorsun? Biz bir şey yapmıyoruz. Güncellemeyi biz yapmıyoruz ki işte bak. Halin fiyatları görüyorsun. He, ne halin varsa göre mi? Gıcık. Altı tane neydi burada? Gel abla böyle. Gel abla. Gel. Abla bir recik papatlayacaksın, almazsa çatlayacaksın. Aynı Sibel Can. Güzel mi patlıcan? Ablam ben sana Sibel Can diyorum. Patlıcanın en güzeli burada abla. He. Ne kadar vereyim? He? Tam, yarım, çeyrek. Vallahi yakınım sayılır ya. Çeyrek ayıp olur. Sen yarım ver. Kardeşim deli misin lan? Altın mı alıyorum? Patlıcan alacağım alt üstü. Ver 3 kilo. 3 kilo? He. Abla ne orada bir çay söyle? Abla çay söyle. Gel abla otur. Abla çay söyledim ama soda, sarı. Yemek istersen yemek ikram edeyim abla. Ne istersin? Yok benim canım. Çok teşekkür ederim. Ben patlıcanları alıp gideceğim hemen. Nasıl ödemeyi düşünüyoruz abla? Nakit, kredi kartı. Yani kredi istiyorsan bizim anlaşmalı bankamızda %6 faizde patlıcan kredisi de mevcut. Patlıcan kredisi mi? Ya patlıcanın musakkası olur, oturtması olur, kızartması olur. Patlıcan kredisi mi? Abla bak, kabağın, pancarın, salatalık hepsinin kredisi var artık. Çok kolay. İlk olarak bir tane kefil getiriyorsun, ipotek için tapu getiriyorsun. Hepsi ondan sonra 2 dakikada çözülüp... Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi patlıcan alacağım diye evi mi ipotek ettireceğim? Deli çıkacağım, tövbeler olsun ya. Ver oradan, ver, nakit ödeyeyim. Ne kadar patlıcanı kilosu? 20 kilo patlıcan! Oha! Almazsan çatlayacağım! Allah Allah ya, 20 kilo olur mu patlıcanın kilosu ya? Ablacığım, oturtmalık mı patlıcan? Lan ben daha nereye oturtayım? Sen oturtmasın, oturtacağı kadar zaten. Yemin ediyorum yüreğimi oturdu. Ablacığım bak, anlamıyorsun. Anlamıyorsun ablacığım bak. Neyi anlamıyorum canım? Piyasada mahsul yok. O yüzden devamlı fiyatlar hal tarafından güncelleniyor. Ben sana bir şey soracağım. Sen böyle günceleme deyince kendini havalı falan mı sanıyorsun? Lan ne güncellemesi? Bildiğin zam bu be. Gözden çereye, oturma çereye, patlıcan! Kes,
patatesi. Ha. Patates. Patatese gel. Patates. Ne şey yapayım ya? Soğan. Orman kebabı yapmayayım. Ben bezelye falan yap. Bezelye. Kardeş, merhaba. Sende de fiyatlar halden gelen haberlerle güncelleniyor mu böyle? Yok abacığım, ben direkt bahçeden vatandaşa. Öyle anlamam halden malden. Ah canım, sen demek ki vatandaşın halinden anlarsın iyi bize. Vallahi ablacığım, son zamanlarda bezelye fiyatları biraz uçtu. Ha. O yüzden biz de şöyle bir sunum yapalım dedik. Ha. Şunlar Araka bezelyesi. Bak böyle, iri taneli. Fiyat ona göre tabii. Burada Çorum var. Bunlar biraz daha tabii, Çorum bezelyesi daha fazla oluyor. Daha şey. Burada Sultani var. Taş gibi. Bak bunlar biraz daha tadı lokum gibi olur. Şöyle yapalım ablacığım. Malısın iyisi burada ablacığım bak. Bizde sahte olmaz. Bakayım canım bak. Aa çok güzel. Harika işlemiş. Tuzaklamalara karşı dayanıklı. Ne diyorsun abla ya? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Ben Nurten'e bezelye yapacağım. Evlenme teklif etmeyeceğim. Tektaş alır gibi muamele ediyorsun bana burada. Çorum vereyim abla. He, çorum vereyim. Aa şuna ne kadar düşüyorsa ver bakayım. Buna 8 tane gelir. 8 tane verir şuna. 8 mi abi? Şımartıyorsun beni ya. Çorum vereyim 16 tane gelir. Doya doya yersiniz abacığım. Seni yemin ederim burada doya doya döverim lan. Bezelyeymiş. Lanet çıksın bezelyeye. Bezelye düştü. Bezelye düştü. Ay düştü. Bezelye düştü. Ulan bezelye yere düştü. Fiyatı düşmedi. Heyecanlandırıyorsun insanı. Domates düştü, domates düştü. Kız! Fındık sahnede domates 9 TL olmuş. Koşar! Patlıcan! Ya nereye gidiyorsunuz? Pazara mı gidiyorsunuz? Viyana Kalesi'ni fethetmeye mi lan? Gel gel. Sana bezelye vereyim ablacığım gel. 50 lira ver. Sana şunu vereyim. 50 yaşındayım. Bana bu yaştan sonra hareket çektirme. Keyfim bir ablacığım. Al paranı al. Al bakalım al. Hadi. Ve soğan. Bezelye, bezelye, bezelye. Domates, domates. Alo. Domates. Nurten. Nurten burası çok sesli. Pazardayım Nurten. Ben şimdi diyorum ki orman kebabı yapmasak da akşama bol salçalı soğanlı, bol havuçlu. Havuç 20 lira. Havuç koymasak da olur. Patatesin tadını bastırır ha. Biliyor musun o şekerli gibi ya. Tamam Nur, öyle bir diyorum patates yemeği yapayım Nurten. Olur mu canım? He burada ben yabancı değilim. İşim işin çıktıysa gelmeyebilirsin yani. Geliyorsun öyle mi? Tamam canım. İşim aradı. Kapat. Kapat. Hadi bay bay. Aradığın şey bende. Sen kimsin ya? Gel benimle. Patates. Gel. Ve soğan. Bezelye, bezelye, bezelye. Patates, bezelye, soğan. Bezelye. Ya! Görüyor musun? Bu ne? Pazarda ne arıyorsan en ucuzu bende. Oh! Ne lan o? Bezelye mi? Yok. Onun adı mezelye. Onu Mertelli tekstilciler özel bir yöntemle geliştirdiler. Hmm. Şimdi yerken tadı birebir bezelye. İçindeki etken maddeler beyne bezelye sinyali yolluyor ve tadını bezelyeden ayırt edemiyorsun. Fiyatı da onda biri. Allah Allah ya. Vallahi bir sahte sebzemiz eksikti. Şişt, neredesin sen? Bir saattir seni arıyorum ben. Bana oradan 2 avuç bir de muz versene. Tamam Çiçek ablacığım. Bak Çiçek abla benim devamlı müşterimdir. Her hafta gelir. Al ablacığım. Aman 5 lira. Al. Hah. Bezelye. Kadının 3 tane kovar. Kadının 3 tane kovar. O ne? Vallahi büyük kolaylık oluyor biliyor musun? Mantı açarken Instagram'a bakabiliyorum. Ya zaten bizim birincil amacımız müşteriyi memnun etmek ve kollamak değil mi? Lan bayağı kollamışsınız lan kadını. Kadın mutat olmuş, kadının 3. kolu çıkmış. Çiçek ablacığım, her zamanki prosedür. Şuraya, şunun altına benim bir sorumluluğum olmadığına dair olan kısma bir imza atar mısın? İmzalama, imzalama canım benim. Bunların hepsi geldi oldu. Kurma o imzamı. Kız 3 tane kolun çıkmış, 3 tane. Ne yapayım? Fiyatlar da kol gibi. O kol gireceğine bu kol çıksın daha iyi. Allah
Kolu var ya kısa çıktı, bir haftada ne kadar uzamış, gördün mü? Gördüm. Veriyor muyuz mezeli? İstemiyorum lan, istemiyorum. Gelmiş pazara sahte saat satar gibi sahte sebze satıyor be. Arkadaşlar korsan var, korsan var. Ya dur kardeşim. Abla ne yaptın ya? Abla ya. İyi al buradan, al o zaman ya. Al buradan. Yapıyor mu para? Lan. Domates, domates. Tarkan da buradan aldı. Tarkan da buradan aldı. 50 lira borcu kaldı. Kardeş, soğanlar taze mi acaba? Taze abla. Lan soğanı alarm mı taktın? Soğan fiyatları aldı başını gitti abla. Tetikte olmak lazım. Bunlar artık değerli mallar. E patates patatesleri bitti mi? Yo, ne kadar lazım söyle. Vallahi ben bir 4 kilo alayım. Şefik kasadan 4 kilo patates getirdin, dikkatli ol. Sağa sola dikkat edin, güvenli gelin, tamam. Geliyor. Siz patatesleri niye burada saklamıyorsunuz? Patates işte yani. Ya patates söyle, sokağa çıkarılır mı güvenlik olmadan? Hırlısı var, hırsızı var. Ben anladım, anlayacağım. Şefik, bir iki Şefik. Getirme patatesi. He, getirme canım, getirme. Alo, Nurte. He, ben lan ben. Nurte. Ben düşündüm, taşındım. Sen bugün bize gelme. Eğer beni özlediysen ben size geleyim. Vallahi laf etmeyeceğim. Menemen yapar yerim. Oldu mu Nurte? Tamam Nurte. Tamam Nurte. Kapa Nurte. Ben narkotik, fuhuşturucu, namussuzluk başkomiseri, ejderhaların babası Şevket Mircan. Sadece kızlarla bridge oynuyoruz. Demek kızların bilinciyle mi oynuyorsunuz? Çöl sırtlanları suyun başına indiğinde kutup ayıları da oradadır. Lan coğrafi açıdan ikisi bir araya asla gelemiyor ya. Şevket komiser, ayarı denk al. Hadi Kudret. S-400'ü getirin. Karanfil desteğe gider. Aramızda hiç sosyal medya bağımlısı veya internet kanalları bağımlısı var mı? Şu en arkada bir arkadaşımız var. Hocam Şırnak'tan katılıyorum ben. İsmim evet. Abdülaziz Çoban. Hocam gözlerim rahatsız, ben buradan göremiyorum. Hatta sizin yüzünüzü daha görmemişim. Yakından oturabilir mi merdivende? Evlenmeden olmaz. sen bilet mi aldın? Hocam kardeşim bilet almış, biz giyimciyiz. Şimdi... Nesiniz? Giyimciyiz biz. Hani konfeksiyonumuz var. Adam bakmış mesela medium, semerle, x'le olarak gidiyor hocam. O da ikinci sırada diye bilet almış. Meğerse burası çıktı bize hocam. İsim ne dedin, senin adın ne? Abdülaziz Çoban. Abdülaziz'le ilgilenelim. Yok mu orada bir yardımcı olabilecek biri? Siz aşağıyla konuşun. İlgileneceğiz, olabilir. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ailemiz var efendim. Ailemiz seviyorlar bu sosyal medyayı, internet işlerini. Ve bir tatile çıkacaklar. Ama tatile çıkmaya bir mani var. Bakalım manileri aşıp tatile çıkabilecekler mi yoksa evlerinde kalacaklar mı? İzleyip görelim. Buyursunlar. Haydi Kıbrıs yolcusu kalmasın. Uçağı kaçıracağız ama. Haydi. Ne var yavrum? Hey Mozan'ım. Tamamsınız, hazırsınız. Hazır sayılırız. Çok teşekkür ederim. Sayende Ma aile güzel bir Kıbrıs tatili yapacağız. Senin mihmandarlığına bizim çok ihtiyacımız var. Lan Ozan, plajda voleybol da oynar mıyız? Oynayacak kardeş, ayıp ettin ya. Voleybolcuk da oynatacağım ben sana. Kale? Kaleyi de gezeceğiz mi? Kaleyi de gezdireceğim sana. Şeftali kebabı da yedireceğim. Banda bulluya da götüreceğim seni. Makarna bulli de yedireceğim sana. Makarna bulli? Evet. Makarna bulli. Aman Allah'ım. Makarna bullinin ne olduğuyla ilgili en ufak bir fikrim yok. Ama yemek için sabırsızlanıyorum. İsmail,
Hadi tamam kardeş, tatil isten. Anladık, tatil isten. Hadi bak, alıyorum ben iki tane valizcik, tamam? Al. Gerisini topla sen, gel aşağıya. Tamam, hadi. Ben toparlayıp geliyorum. Haydi İbrahim, Mehtap, Özge gelin artık, uçağa kaçırıyoruz o zaman. Geldik, geldik. Aldık abi, hiç merak etmeyin, her şeyi aldım. Bekle bizi Kıbrıs, geliyoruz. Allah'ım, sonunda Ma aile güzel bir tatil yapacağız sana, şükürler olsun. Sayın kullanıcımız genel bir ağ sorunundan ötürü Facebook, Instagram ve YouTube'a erişim sağlanamayacaktı. Gitti. 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 Gitti baba. Kim gitti? Gitti. Kim gitti lan? Aa, gitti. Ne oluyor oğlum? Kim gitti? Baba gitti. Sayın mı gitti? Kim gitti? Ne oluyor ya? İnternet gitti. Ne? İnternet gitti. Allah cezamı vermesin. İnternet gittiyse gitti lan, yüreğime ineceydi. Ya bırakın internet giderse gitsin. Biz Ma aile Kıbrıs'a gidiyoruz. Siz ona bakın, haydi. Ben gelmiyorum. Ne? Ben gelmiyorum. Çünkü günde 50 tane hikaye paylaşamadıktan sonra, her gönderime en az 200 tane like alamadıktan sonra ben neden tatile gideyim ya? Bir düşüneyim. Tatil yapmak için olmasın? Babam laf soktuğunda ben. Mehtap haklı baba. Kusura bakma, ben de gelmiyorum. Gelemem yani. Tatildeyken video çekip YouTube'da takipçilerimle paylaşamadıktan sonra tatile gitmenin ne anlamı var? Oğlum manyak. Ya şu an her şey çok anlamsız. Tosunum, yavrum benim miniyim, gideriz bak. Çekersin, niye çekemiyorsun? Çekersin, geldiğimizde de televizyona takarız bir şey. Ma aile güzel güzel izlerim. Ya öyle değil baba ya. Ben takipçilerim izlesin diye seni YouTube'a şöyle kaydedecektim. Seni boğazına kadar kuma gömecektim tatilde. Tepene de martlar üşüşsün diye kafana böyle makarna bulli doğrayacaktım. Makarna bullinin ne olduğunu öğrendim. Tavuklu makarna. Makarna, makarna, bulli de tavuk. Çok güzel. Bu genel kültür bilgisi beni benden aldı. Boğazına kadar gömdükten sonra makarna bulli ile martlar tepene üşüşecektim. Sabaha kadar seni orada tutacaktım. Video çekecektim. Takipçilerini paylaşacaktım ama yok, şu an gömmemin hiçbir manası yok. Allah kurtarmış beni. Hanım, şu çocuklarına bir şey de hadi uçağa kaçırırız onu. Çocuklar, haklısınız, ben de gitmiyorum. Ne? Sen niye gitmiyorsun pardon? Senin de mi takipçilerin var? Yok, takipçilerim yok ama çok gıcık akrabalarım var. Sabahat karısını hatırlıyor musun? Geçen yaz Facebook'una yok Alaçatı'da muhallebinin dibi, yok hamakta huzurun sesi, yok şelalede alabalık keyfi diye bir sürü hikayeler, storyler attıydı. Ben bu misillemeyi o kadına yapamadıktan sonra bu tatilin ne anlamı var İsmail? Ya Zebat kim Zebat? Allah'ını seversen Zebat kim? Kuzenimin karısı. Ki kuzenim bile kendisinden şu kadar haz etmiyor. Sen niye dert ettin Zebat'ı? Bey! Masihane'de oturursunuz ya burada. Bakstici singire kesti bayon. Adamınla konuşup oyalayacağım diye üç defa siyasi görüşümü değiştirdim bebe. Üç defa mı? Siz halen daha burada namazanlık yaparsınız ya. Bana için inmesiniz aşağıya be kardeşciğim. Çünkü YouTube kapanmış be kardeşciğim. E tamam, olur Ozan. Ozan harika gidiyor. Taksici ne oldu dedin, onu kaçır. Singire kesti. Ha. Sen bu ailenin yakın dostusun, eski dostu. Ya bunlar nasıl arkadaş olmuş? İşte onu merak ediyorum şimdi. O bende de var. Bütün aile Ozan abisini, sen de Ozan kardeşin çok iyi tanıyorsun. O yüzden de Ozan'ın konuştuğu dilden konuşabilirsiniz yani. Yok, öyle Kıbrıs bir şey. Şivesine girelim. Hiç öyle bir... Çünkü onunla bir bağ kurmamız lazım. Şimdi Ozan girdiğinde ne diyorsun girince? Yeni gördüm onları, nabank falan derim Ozan. Dersin. Tamam, nabanksınız ya derim kendime. Mehtap sen ona cevap ver. Şey diyeyim ben, heh. Ne yapayım be kardeşciğim? Tamam. Özge ne desin? Sen de ne de, sen de tamamsın de, tamamsın. Tamamsın hayvan. Tamam. Oo, geliştim. Tamam, bunu akıtacağız şimdi ama İsmail ne desin? Gomma napang falan. Ne diyorsun? Gomma napang. Gomma napang. Gomma napang. Bence tamamdır ya. O zaman şöyle, en çok da Ozan abisini İbrahim seviyormuş. Yok. Siz öyle yok. Oynayacağım. Defa görüyorum. Nereye götürüyor bizi bilmiyorum. Sona kaldığın için sen ona aşırı samimi bir şekilde
sohbet etmen lazım. Yani hasret gider. O yüzden o daha muhabbetli bir şey söylesin. Ne tamam. desin? Sen de şey de, Gullerim'in garacoccosu gurgurama kaçtı. Ne diyecektin? Şimdiden başta anca söylensen zaten. Bir daha söylesen. Gullerim'in garacoccosu gurgurama kaçtı. Tamam, hazır mısın İmre? Tamam, buyurun. Gir. Efendim, geldim. Hal hatır sorun, konuşmaları yapın. Sıcak bir bağ kurulsun. Buyurun. Ooo, ben geldim. Ooo! Ne yapayım ya kardeşciğim? İyidir kardeş, sen ne yapayım? Ben de iyiyim. İyi, güzel, güzel. Güzel ya. Tamamsın hayvan. Tamamdır kardeş, tamamdır. Ama ne yapayım? Tamam, gülme, gel. Gel be hayvan buraya. Vallahi tamamsın ya. Yaşa. Tamam benim. Tamamsınız. Hadi bakayım. Ozan abi. Sorma başıma gelenleri. Ne oldu ya? Oo, neler olmadı ki? Allah Allah. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Başla bir yerden. Yanlış anlamazsan, aramızda kalacaksa... Güllerimin garacoccosu gülliğime kaçmış. Gurguram neresi acaba? Oturayım ama hayırlısı. Su içeceğin de geçsin be. Ha burası mı? He orası. Allah razı olsun. Helal. Helal. Tamam, o zaman kaldığımız yerden devam tamam. edin. Evet, o kadar konuştuk ettik. Ne için inmezsiniz aşağıya be kardeşciğim? YouTube kapanmış be komacığım. E tamam, buluruk yol üzerinde. Açık bir yer ya. Bak, değişim saati geliyor ha. Taksi değişim saati. Adam aşağıda, bös bös bön yürür durur bana aşağıda. Hadi İngiliz efendim. İsmail, lütfen bak. Ben bir valizcik daha alıyorum. Topla sen de gel, tamam? Hadi. Bu ne be böyle? Bana bakın lan. Ailem, canım ailem. Bakın, ben ve benim gibiler bu bir hafta tatil için 11 ay çalışıyoruz biz ya. Ben bu tatili hak ettim. Beni bu tatilden mahrum bırakmayın. Ben son 3 ayda içerisinde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın olduğu Kıbrıs rüyaları görüyorum. Neler neler geçti başımdan. Ne olursunuz bak, bak başınıza ekşirim. Bir yıl boyunca burnunuzdan fitil fitil getiririm. Hadi be. Hadi ya bak, ailece çok eğleneceğiz diyorum ben size. Ben ikisine cevap veriyorum. Bunları bana değil, Sabahat'a anlat. Hayatta inanmaz o kadın. Z'ye kaydetmişim. Alo Sabahat. Ne yapıyorsun? Ya iyi, çok iyi. Kuzenim nasılsın? Çok iyi, çok iyi. Maşallah. Sabahat, bak biz çok eğleneceğiz. Kıbrıs'a gidiyoruz, biliyor musun? He? Voleybol oynayacağız, okey oynayacağız. Makarena bulli yiyeceğiz, biliyor musun? Bulli'nin resmini Face'e mi atayım? Tamam, kapa Sebat, kapa. Dedim ben sana o kadın inanmaz diye. Ben kendi şahsi Facebook hesabımda Kıbrıs tatili albümü olmadan asla tatile gitmem. Zaten gitsem neye yarar İsmail? Kimseye bir şey ispatlayamıyorum. Vay be, vay be. Demek ki sizin için ne kadar eğlendiğini göstermedikten sonra eğlenmenin hiçbir kıymeti yok. Babam sosyal mesaj verince ben. Of, çok yazık, çok. Şu tatille ilgili ne hayallerim vardı halbuki. Oğlum ne hayalin vardı? Hı? Baba oğul yaparız be yavrum. Hadi neydi hayaline? Şey mi, deve güreşi mi istedin? Gün batımını mı izleyeceğiz? Gün doğumunu mu izleyeceğiz? Hepsini gerçekleştiririz oğlum. Hayır baba, senin yemeğini uyku ilacı atacaktım. Uyuduğun zaman da seni yamaç parasına bağlayıp Güney Kıbrıs Rum kesimine doğru giderken video çekecektim. Nasıl hayal lan bu? İçerisinde 3 tane illegal suç var. Hasma çıkarın artık. Yemin ediyorum hepiniz hasma çıkarın teker teker ya. Halen daha durursunuz be kardeş burada ya. Lütfen yapmayınız efendim. Tamam. Taksi tamam. Değişim saati geldi be hayvan. Adamı taksiciyi kapış kapış kapışıyor aşağıda. Adam kaçmasın diye 3 tane beyaz yakalıyla 5 tane değeceğinle dövüştüm be hayvan ben. Tamam, ben burayı ayarlayayım, geliyorum. Sen 2 tane daha valizi al, biz birazdan geliyoruz. İsmail, bütün bavulları da bana taşıdırsınız İsmail. Bana bakın, ben o tatile gidiyorum, tamam mı?
Eğer gelecek olan varsa 5 dakikaya benim arkamdan aşağıya iner. Bak, beklemem. Giderim. Kara çıkarmayın yüzümü. Arkama bile bakmam. Özge, geliyorsunuz mu? Hadi be. Yaza ve Sabahat'a damgasını vuracak bir fotoğraf albümüm olmadan asla. Tamam deme Takalın, anlaşıldı. İbo sen? Hayır baba, kusura bakma. Takipçilerini paylaşmak için seni Mausa Kalesi'nden aşağıya depikleyemeyeceksem... ...otelin havuzunu senden önce onlarca piranayla doldurup daha sonra seni o havuza atamayacaksam... ...tatil etmenin hiçbir anlamı yok. Sen zaten tatile değil, beni öldürmeye geliyormuşsun. Tatil planı değil, cinayet planı. Kuzum, kuzum benim, hadi sen gel yavrum. Ha, babam ısrar edince ben. Ne kadar küçük bir ailem var lan benim. Ne kadar açık açık insanlarsınız lan siz. Ben de sizden tatile gitmek istiyorum. Tamam ulan, siz kazandınız. Ben de gitmiyorum. Size yazıklar olsun be. Vallahi de billahi de hepinize yazıklar olsun. Aşağıda olaylar böğdü be hayvan, böğdü. Taksici tutturdu ben kaçacağım diye. Kaçardın kaçamazdın. Kaçardın kaçamazdın. 10 dakikadır levyeyle kovalar beni adam be. 10 tur attın be hayvan bu lorer lafında. 10 tur attın. Allah'tan hızlı koşarım, yakalayamadı. Dalaş işte hayvanın. 10 dakika daha bekleyeceğim dedi. Bundan sonra ben kaçacağım dedi. İsmail, lütfen artık. Son çağrıdır İsmail. Kardeşim ne olur kusura bakma, biz oturduk düşündük, sana da çok zahmet oldu ama biz maalesef tatil... Anam! Kız Mehtap, aç aç! Oğlum aç! Facebook'um geldi. Vallahi geldi. Nasıl ya? Instagram'da gelmiş. YouTube'da geldi. YouTube'da geldi. İsmail, koş uçağa kaçıracağız hadi. Ben gelmiyorum Özge, ben gelmiyorum. Niye? Niye? Belli ki o tatile bizim ailece gitmemizin hiçbir kıymeti yok sizin için. Siz takipçileriniz için gidiyorsunuz o tatile. Aileyle tatile yapmaktan daha kıymetliymiş o takipçiler. İsmail bizim... Ya sen paylaştın tanımızı, laykamayı unutma. Laykında bu lan, laykında bu. Bir dakika, bir dakika. Boğulmak mı? Dur. Aklıma süper bir fikir geldi. Anne, sen ayağına taş bağlayıp denize atabilir miyim? Sabahat izleyecekse tabii ki. Bak ya, fotoğrafı almayacağım. Niye kızacak? Canım ailemle tatil keyfi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İsmail, ne oldu kardeşciğim? Layıkımı buldum be kardeşciğim. Hiç hayatının herhangi bir döneminde yanlış anlaşılan veya yanlış anlayan var mı? Şurada bir beyefendi var. Benim kendim hikayem değil tabii ama kardeşimin böyle bir yanlış anlaşılması oldu. Çok eski bir zaman, yani bayağı bir önce, ufaktı zaten. Eve bir celp kağıdı geldi. Biz şaşırdık tabii. Ankara Mamak diye gözüküyor. İşte ne oldu, ne bitiyor diye çözelim derken askerlik şubesine götürdük kardeşimle beraber, annem falan işte. Şubeye götürdük, dedik buyurun askerleri getirdik falan. Onlar da şaşırdılar. Çocuk daha 9 yaşındaydı. 9 yaşında askere çağırdılar kardeşimi. İşte mahkeme bilmem ne falan. Pardon, büyük mü gösteriyor? Küçücük ama işte ne olduysa bir herhalde kayıtlarda bir hata vesaire. Onunla ilgili bir problem yaşadık. Bayağı bir uğraştık. Sonra askere gitmedi. Normal bir zamanda gitti. Ama o zaman şaşırmıştık. Bayağı bir değişik bir şey oldu bizim için de. Siz de yani espriyi bitirmemek için alıp çocuğu askere de gidiyorsunuz. Tabii tabii, götürün dedik erkenden gitsin diye. Bir an önce önüne baksın. Peki şimdi kaç yaşında? Şu anda 30 yaşında. Ha. Bayağı bir önce. Siz kaç yaşındasınız? Ben de 33 yaşındayım. Hayır, gittiğinizde siz de 12 yaşında mıydınız? 2-3 yaş var aramızda zaten. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka var mı? Şurada bir beyefendi var. Merhabalar, Bedran ben. Kim? Bedran. Bedran. Evet. Bu arada yakışıklı anlamına geliyor yani, eğer sormak isterseniz. Bir dönem köyde yaşıyorduk yani. Şey tabii, daha
Çocuk doğmadan önce düşünülüyor ya isimler. Ya bu bir şans işte. Böyle isim yerine bulmuş gibi diyebiliriz. Evet. Küçükken yani yaklaşık... Size içecek bir şey verebilir miyim? Dirseği de koyduğunuza göre buradasınız. 7-8 yaşlarında köydeyken askerler bir... Hangi köy? İşte Lice'nin Çoğundur köyü diye. Diyarbakır'dan geliyorum bu arada. Tabii selam söyleyelim diye. Çok selam olsun hepsine buradan, tüm akrabalarıma. Sormuş da işte baban ne iş yapıyor diye. Ben de 8 yaşındaki çocuk aklıyla babam silah satıyor demiştim. Babam silah oyuncak satıyor. İşte bilyattan filan, işte patlattan gibisinden. Tabii bunlar ciddiye alıyor olayı. İşte git anneni çağır filan gibisinden, işte kim varsa yakında. Ben de evi tarif ediyorum. Annemleri şey yapıyorlar filan, işte hayırdır silah filan. Yaktın diyorum. Aileyi yaktın. Ya bir de sülaleyi yakın komple böyle. Sonra Allah'tan şey oldu, işte oyuncak silah, bakın işte bir örneği de bizde var. Boncuk atıyor işte, ses çıkarıyor derken paçayı çizirttik. Sonra o dönemin parasıyla işte 1 lira almıştım. Bu ne için? İhbar üzerine. 1 lira. Olayın komik tarafı ama şey yani... Söz verildi çünkü artık. Parayı verecekler tabii. Yok yani tabii olayın espri tarafı işte. Çocuksun, aferin sana gibisinden. Bak 8 yaşında çocuktum diyorsun, 9 yaşında askere giden var. O yüzden küçümsemeyelim o yaşlarını. Tabii. Böyle bir anım olmuştu. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Buradan herkese selam olsun Diyarbakır'a falan. Çok teşekkür ederiz. Bizden de selam olsun. Evet şimdi bizim bir bridge kulübümüz var. O bridge kulübünden... Mezuniyet var artık, öğrenmişler. Bir parti veriyorlar. Ama o partide o kadar yanlış anlaşılıyorlar ki işler nerelere gidiyor? Bu işlerin büyümesine kim sebep oluyor? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Allah Allah, Allah Allah ya! Lan! Tamam. Tamam, bütün ekiplere söylüyorum. Amiri aramayı falan bırakın. Ben buldum burada ya kendisi. Aramayın, tamam. Ya sen ne yapıyorsun ya? Senin köprünün altında ne işin var ya? Bütün emniyet, bütün teşkilat seni arıyor. Sen ne biçim bir adamsın? Kendini çula çaputa sanmışsın ya. Saça maça bak, tipe bak. Ah, bu ses. Yoksa sen mi geldin iyi yürekli, iyi Mustafa? Ah, brokoli gibi saçların. Gür bıyığın. Bu kesinlikle sensin. Ya evet, benim Mustafa'yım da... Hadi canım, daha neler ya? Yok artık, sen bir de kör mü oldun? Görmüyor musun? Kurşunlandığım gün kör oldum. Ya kurşun senin sağ ayağın sıyırdı geçti, nasıl kör oldun? Bacağım. Bacağım da topallıyor. Allah Allah, kurşun sağ ayağını sıyırdı, sol ayağını topallıyor arkadaş. Ya sen iyice ne zırvaladın ha? Ya sen hadi lütfen yürü, bak herkes bizi bekliyor, baskına gideceğiz, hadi ya. Bu gözlerinden mi gideyim Mustafa? Bu topal bacaktan mı gideyim Mustafa? Mazide kaldı o günler. Beni bırak sen git Mustafa. Lan ne mazide kaldı? 2 gün önce oldu ya ne olaylar? Ne mazisi ya? Allah Allah, hadi diyorum, bak gidelim diyorum, hadi. Emniyet, herkes, teşkilat bizi bekliyor ya. İnsanlar bizi bekliyor. Demek mazlumların bana ihtiyacı var. Ya mazlum mazlum, o yüzden değil. Şimdi sen memursun, maaş alıyorsun ya, ondan seni çağırıyorlar ya. Hadi gidelim diyorum. O zaman hemen kendimi iyileştirmem lazım. Titreme ey ellerim. Gör, açıl ey gözlerim. Mustafa, selam. Topallama ey bacağım. Sinek kaydol ey sakallarım. Ben hazırım Mustafa. Kendi kendimi iyileştirdim. Lan yürü git, böyle saçma şey olur mu lan? Aldı ne güzel iş. Allah Allah, vallahi bu işte ya gerçekten büyük bir mucize var ya da müthiş bir delilik.
Hadi yürü gidiyorum. Hadi gidelim diyorum. Herkes bizi bekliyor. Hadi kalk. Şuna çabuk tabağı ya. Kurmuş olduğun bridge kulübümüzün birinci yılını kutlamak için burada parti vermen gerçekten çok ince. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben bridge'e ömrümü adadım. Bebekler konuşmayı söktüklerinde ilk kelimeleri anne olurmuş, benimki bridge olmuş. Tabii annem bridge dediğimi anlamamış. Pirinç diyorum zannetmiş ve ben bu hale gelmişim. Sevimli çocuk. Şaka değildi ama neyse. Hayır, bu kadar kıkırtı ve lakırtı yeter. Biraz dans edelim. Bridge aşkına değil mi? Bridge! Hadi bakalım. Hey, mutlu. Durdurun şu musikayı, bitsin bu kepazelik. Ben narkotik, iffetlik, fuhuşturucu, namussuzluk ve kepazelik başkomiseri ve ejderhaların babası Şevket Mircan. Ejderhaların babası mı? Sen delilikte hepten fantastiğe kaçtın artık ha. Bu da yardımcım Mustafa. Mustafa top atan. Top atan Mustafa. Mustafa topu at. Evet, o bu. Bir sorun mu var efendim? İyi şey yapmayın. Siz onu çok şey yapmayın. Bunu şey yapmayı anlatacağım. Şimdi burada kadınları ağına düşürüp kötü yola düşüren bir şebeke varmış. Amirim bununla ilgili birkaç bilgi alacak. Bak ben içeri delil melil aramaya gidiyorum. Bak millete salça olma, gözünü severim ha. Demek burada kadınları ağına düşüren bir çete var ha. Halbuki biz bu diskoyu çok sever, namuslu bellerdik. Demek bu batakta oynamayı çok seviyorsunuz. Batak mı? Hayır. Biz batak oynamayız. Öyle değil mi İbrahim? Evet Burcu, haklısın. Efendim biz batak sevmeyiz. Yok. Biz bridge oynarız. Bridge. Demek bana bir iç belki seversin diye madde öneriyorsun solucan. Efendim bizim maddeyle ne işimiz olur? Bizim işimiz kağıt ile. Demek maddeyi kağıda sarıp içiyorsunuz. Kağıda bir şey sarmıyoruz efendim. Biz sadece kağıdı dağıtıyoruz. Demek... Demek torbacısınız. Bu ne böyle yahu? Karagöz Hacivat gibi olduk. Yanlış anlayıp anlayıp vuruyor. Çetin, sen de bu kulübe üyesin kuzum. Bir şey söylesene, böbreğimi şişirdi adam. Hay hay. Efendim, bridge bir kağıt oyunudur. Biz de bridge kulübüyüz. Piliç kulübü mü? Piliç gibi kızların peşine düşünüyorsunuz demek. Kesinlikle bu kelimeyi anlamıyorum. Ben bir daha şansımı deneyeceğim. Efendim biz kızların peşine düşmüyoruz. Sadece kızlarla bridge oynuyoruz. Demek kızların bilinciyle mi oynuyorsunuz? Burayı yaktı. Üfleyin. Sürtünmeden yandı burası. Hay Allah. Daha da benzeteceği başka bir şey kalmamıştır artık. Ha? Anlamıştır bizim bridge sever olduğumuzu. Demek kızlara arabanızı gösterip bin ve iç diye madde veriyordunuz ha? Sana da mı geldi? Yalnız bu sonuncusu zorlama oldu efendim. Burcu, kös kös duruyorsun orada. Sen de bir şey söylemeyecek misin? Dayak yiyoruz burada ya. Konuş, savun bizi. Elbette, elbette söyleyeceğim. Alçaklar, tanıyamamışım sizi. Siz, ben sizi...
sizinle sadece bridge oynuyorum sanmıştım. Halbuki siz alçakmışsınız. Burcu, zira doğru anlamışsın kuzum. Biz seninle oynuyorduk sadece, evet. Geç bu tarafa. Demek kızların duygularıyla oynayıp onları sokak köşede... Ya tamam, dur dur ya! Dur tamam, anladık. Millet kelime oyunlarıyla dövüp dövüp duruyorsun sen burada, değil mi deminden beri? Hem de fevkalade dövüyor. Yahu vallahi de, billahi de, tillahi de biz biriç seviyoruz sadece. Masum. Sen sus, biriç kurusu. Ya lütfen ama bak, bir şey söyleyeceğim amirim. Bak bu adamlar temiz güzel çocuklara benziyor. Ben arkaya baktım, hiç tekin olmayan tipler var. Arkası hep cello bello dolu. Oraya mı yönelsek? Cello bello mu? Cello bello. Ah. İyi yürekli, iyi Mustafa. Mukreleri gür, keratinli Mustafa. Unutma, çöl sırtlanları suyun başına indiğinde kutup ayıları da oradadır. Lan coğrafya açıdan ikisi bir araya asla gelemiyor ya. Ya sen iyice zırvalamaya başladın. Mantık dizgesini çöpe attın. Neyse ben arkaya gidiyorum. Şu delil melil bakacağım. Lütfen, lütfen doğru... Hoşça kal. Allah Allah ya. Komiserim, iyi ki tanımışım sizi. Siz olmasaydınız kim bilir başıma neler gelecekti. Ya hiçbir şey gelmezdi. Bir senedir başına ne geldi Allah aşkına? Komiserim, bakın. Bizim tek isteğimiz gençlere bridge sevgisi aşılamak. Demek tek amacınız gençlere bir inç uyuşturucu aşılamak. Burası yanıyor ama burası. Yahu rica edeceğim, şu kelimeyi kullanma artık. Yok ya, yok. Kesinlikle hiçbir delil yok ortada. Allah'ım, hiçbir delil bile yok ortada. Ama siz beni kurtardınız. Size binlerce, yüzlerce kez teşekkür ediyorum. Ah. Ha, bu da manyak ya lan. Ah, çirkinliğe bulanmış gül goncası. Ben seni nasıl anamın köyüne götürüp gelinin işte bu dejenere diyebilirim. Ben onu demek istememiştim ama siz öyle deyince şu anda ananızın köyüne koşmak istiyorum. Gidip size tarhana kaynatmak, sizin ve ananızın gözüne girmek istiyorum delice. Ah. Ah, anamın köyü. Sen bilmezsin oraları. Yamandır, sarptır anamın köyü. İnsanı mert, havası sert. Buralara çok uzaktır anamın köyü. Lan neresi uzaktır? Bakırköy'de oturuyor oğlum. Trenle bir de sahip ya. Ah, iyi yürekli, iyi Mustafa. Yanakları al, dodakları bal. Babası bakkal Mustafa. Ya babam benim sünnetçi. Amcan mıydı bakkal? O da kasap. Ha, o kesiyordu. Allah Allah! Çocuklar, düzgünce anlatın, olaylar nasıl gelişti? Nedir, ne değildir ya? Efendim, kırılan ağzımı toparlamaya çalışarak anlatayım. Evet. Şimdi biz iyi ailelerin iyi çocuklarıyız. Evet. Üniversiteliyiz biz. Evet, güzel, dinliyorum. Anlat. Efendim, şimdi bizim asıl amacımız böyle müzik kulübü, kitap kulübü gibi arkadaşlarla sosyalleşebileceğimiz bir kulüp kurmaktı sadece. Ne hoş, âlâ. Peki, ne kulübü kurdunuz? Bridge! Bridge kulübü! Sadece bridge! Demek sevinç kulübü kurdunuz. Sevinç adlı kızları tuzağınıza düşürüp onların duygularıyla oynuyordunuz. Bunun için kulüp kurdunuz. Hasta mısın sen? Ha? Yahu şu kelimeyi bir daha kullanırsan ben vuracağım ağzına. Senle de kötü olduk Çetin. Neden böyle olduk anlayabilmiş değilim. Ama bir daha o oyunu oynarsam vurun beni. Yüzümde 46 tane kırık var. Gerçekten esas dostlarımın kim olduğunu şimdi gördüm. Ve sanırım size aşık oluyorum. Kör oldum. Allah. Açılın ey güzel gözler. Görüyorum. Biliyorum. Aman Allah. Ya dur bacım, Allah aşkına sen de ya. İyice delirdiniz ya. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Sakinim.
Bir şey söyleyeceğim. Biz buraya geldiğimizden beri hiçbir şey yapmadık. Bomboş taş hataya katıyoruz ya. Ne suçlu var, ne suç var? Hiçbir şey yok ya. Direkt polisler burada. Yürü uzayalım buradan hadi. Hadi. Ablacığım sen şundan iç, 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 iç. Yok bir şey, iç, iç, iç. Amirim, aradığınız adamlar bunlar olabilir. Bakın, Leman'ı bayıltmış, kaçırıyorlar. Bak, bak, abim, bunlar bardağına ilaç attılar. Bardağına ilaç attılar. Anladın mı? Ha. Bak, 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 bak. Sen. Ha. Oh. Gel buraya. Ha. İşte bu. Sen bu kadının içkisine ilaç mı atıyordun? Artık daha fazla gerçeği gizleyemeyeceğim. İtiraf ediyorum. Evet. Seni arkadaşının sağlığını düşündüğün için, ona vitamin verdiğin için tebrik ediyorum. Ya, ya. Manyak mısın lan sen? Vallahi ben istifa ediyorum artık ya. Amirim, arkadakini görmüyor musunuz? Tipine tükürdüymüş ya, baksanıza. Bu adamdan iyiymiş. Ne hale getirmiş? Götürüyor kızı. Kesin lan Legolugay'ı. İşime ket vuramayacaksınız. Kudret davran. Aman aman. Şu çocuklar çekilin. Öldürüleceksiniz. Çekilin, çekilin. Aslanlar asla ölmezler. Hayır lan, Allah Allah. Aslan kırıldı mı izle Metin? Şevket komiser, ayağını denk al. Hadi Kudret. Bekle bakalım. Bazukayı götürün, bazukayı. Ya. Karanfildeste gider. Kokusu dosta gider. Ben bunlarla ölmem. Füze atın. S-400'ü getirin! Çok merak ediyorum. S-400. Bomba mı var? Burada lan bu. Ha, ne yapıyor? Sizin yapacağınız işe s**yem ya. S-400 teğet geçti lan. Teslim oluyoruz. Ha, pardon, bir şey soracağım. Bu kadar şey oluyor. Sen hiçbir şekilde bu teşkilatta barınıyorsun. Kesinlikle ölmüyorsun. Tek olayım bu. Bunu nasıl başarıyorsunuz acaba? Cebimde Ercan Köfte Evi'nin broşürü kalmış. S-400 bunu es geçti. La iyi git Allah aşkına ya. Hadi oğlum, yürüyün lan, ben sorgulamaktan bıktım artık. Sen de çocukları sat. Yürüyün lan şuradan. Bombay boş, geç. Çocuklar, az önce bazı yanlış anlaşmalardan dolayı küçük tatlı sürtüşmeler yaşandı. Bana kızmıyorsunuz değil mi? Küçük tatlı sürtüşmeler mi? Dayaktan beynim sütlaca döndü. Sol gözüm görmüyor. Haysiyetsiz adam! Ben dayaktan benliğimi yitirdim. Zaman mekan kaydı bende. Şerefsiz. Barıştığımıza çok sevindim çocuklar. Güzel kız, şu kağıtlar ziyan olmasın. Bridge diye bir oyun vardır, bilir misin? Ben tabii bilirim. O zaman senden anamın köyünde bridge oynarız. Çocuklar, bridge bilir misiniz? İbrahim, tuzak soru bu. Kaçalım. Elimi bırakma. Asla. Bu çocuklar da biraz dengesiz galiba. Olsun, anamın köyünde baş başa oynarız. Hadi bakalım, gel bir içeyim. Şimdi, sevdiği birinden, yakınından, yani ailesi olabilir, akrabaları olabilir, dostları olabilir veya nişanlısı, sevgilisi, eşi olabilir. Hiçbir şey saklayan oldu mu? Şurada bir beyefendi var. Arabayı vurdum da, babamın arabasını vurdum da saklamıştım biraz. Ne zaman vurdunuz? Ne zaman? Arefe'de, bayramda. Peki sonra söylediniz mi? Polisler söyledi. Peki siz ne dediniz? Ne oldu arabaya dediniz?
Babama söylemedim. Bir hafta arabayı şey yaptım. Kullandım öyle. Ya adam demedim bu araba nerede bir haftadır diye. Ben işe gidip geliyordum o ara. Ha, hiç sormadı da. Ya sormadı. Görmedi de arabanın önünü. Evet. Öyle gittim geldim gizli gizli. Tepkisi ne oldu? Tepkisi ne oldu? Bayağı bir kızdı ilk başta. Ondan sonra tamam dedi geçti. Peki buradan babanıza bir mesaj vermek ister misiniz? Babacığım seni seviyorum, özür dilerim. İşte bu, bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Şurada bir hanımefendi var. Ya ben bir trafik cezası yedim. Eşime bunu söyleyemedim. Şimdi öğreniyor. Ne zaman oldu bu? Geçen hafta. Geçen hafta. Yani o çabuk öderseniz indirimden de yararlanamıyor musunuz şimdi? Zaten ödenemeyecek bir miktardı şimdilik. Ya atom bombasıyla mı yakalanıyor? Aslında trafik polisinin suçuydu yani aslında. Aşkım sen biraz kulaklarını tıka. Emniyet şeridine geçmemiştim. Benzinim bitiyordu, heyecan yaptım. O sırada el salladı bana, saklanmış oraya çalının arkasına. Hınzır. Şimdi şöyle bir şey, benzin biterken heyecanlandınız. Evet. Suçunuz neydi yani, yaptığınız yanlış nerede? Ya ben şeridi ortalamadım aslında, biraz şeride tekeri geçirince o da el salladı. Öyle olmaz, o bayağı emniyet şeridine geçmiş. Yok yok, geçmedim, vallahi geçmedim. Vallahi aşkım geçmedim. Trafik polisi heyecanlandı demek ki. Evet, evet. Teşekkürler. Peki eşinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aşkım çok teşekkür ederim. İyi seyirler sana. Teşekkür. Evet, teşekkür etti çünkü beyefendi ödeyeceği için. Efendim şimdi bizim de bir arkadaşımız zor bir durumda kalıyor. Gerçekten zor bir durumda. O durumu toparlamak için neler yapıyor izleyip göreceğiz. Bakalım başarılı olabilecek mi? Buyurun efendim. Ya burada böyle tek başına, ha? İyi misin oğlum? Şuraya bak, karşında televizyon var, televizyona açık değil. Elinde telefon yok. Ne yaptın? Baban arabasını çarptığında söyleyemiyor mu? Bu ne hal? Felç mi geçirdin oğlum? Burcu'yu düşünüyorum kanka. Niye olmadı diye, nerede hata yaptık diye. Belki geri döner diye baksana, sofrayı hala hazır tutuyorum. Geri mi döner? Lan kız gideli 6 ay olmuş, geri dönse tanıyabileceksin mi sanki? Bak, senin başka kızlarla tanışmanın zamanı geldi artık. Lan evden çıktığım mı var? Başka biriyle nasıl tanışayım ben? Evden ayrılamıyorum ki belki gelir diye. Tamam, tamam merak etme. Kankan hizmeti ayağına getirdi. Senin bir fotoğrafını gösterdim. Kız direkt düştü. Birazdan buraya gelecek. Bak gösteriyorum bak. Lan saçmalama, olur mu lan öyle şey? Olur mu lan öyle şey? Üf, güzelmiş. gelir mi? Ne demek gelir mi? Geliyor zaten. Bak, buraya geldiğinde oturacaksınız. Sonra ben usta işi bir oyunculukla işim çıkmış numarası yapıp kaybolacağım. Ne konuşacağım oğlum tek başıma kızla? Ya ne konuşacaksın işte? Burcun ne? Organik tarım. La Casa de Papel ne oldu bu sezon? Öyle şeyler. Oradan yürü ya. Aha, geldi. 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 Yeter! Hoş geldin. Bak bu en kral kankam Mesut. Mesut bu da yeter. Memnun oldum. Otursanıza ya. Hadi oturalım. Otur. Ya ne güzel oldu. Şimdi burada bak saatlerce böyle film izleyeceğiz. Çok güzel zaman geçireceğiz ha. Hadi bakalım. Telefon. Ha. Telefon çalıyor. Kusura bakmayın. Buna benim bakmam lazım ya. Ha. Alo. Ne? Ay, amcam be! Aman, ben gelmeden ölmesin ne olursunuz. Kusura bakmayın, benim çok acil işim çıktı. Hiç plan da yoktu, gitmem lazım. Ah be! Tüh! Oldu mu şimdi ya böyle? Vallahi ya. Öf! Öf! Aman!
oldu? İnşallah iyi bir haber gelsin ama biz de sohbet ederiz yani. Kendinden bahseder misin? Balık burcuyum. Hı hı. İşte ne burcusun? Organik tarım. La Casa de Papel ne ilginçti bu sene? Aç mısın? Vallahi açım. Ben bir ellerimi yıkayayım geleyim istersen öyle sohbetimize tamam. Devam edelim kaldığımız buradan. Yerden. Teşekkür buradan ederim. Buradan geçebilirsin. Şu galiba. Şu evet. Hemen geliyorum. Kıza bak. Oo bayağı güzel. Bir de sempatik yani. Ben olurum bununla. Mesut, sana döndüm. Yarın dön. Efendim? Geç oldu, yarın mı dönsen? Öyle mi? Hiç dönmeyeyim ben o zaman. Saçmalama kızım, saçmalama Allah aşkına dur. Ya Burcu, buraya gelir misin lütfen? 6 aydır ben şu koltukta seni bekliyorum biliyor musun? Ne dediğimi biliyor muyum ben? Ben de 6 aydır ağlıyorum salak. Bak ağlamaktan sesim ne hale geldi ya. Sesim çok kötü oldu. Mesut, ben çok düşündüm. Sen asla benden başka bir kadında yapamazsın. Ben de senden başka bir erkekle yapamam aşkım. Aşkım benim, iyi ki döndün. Ne evet. diyeceğim biliyor musun? O zaman gel bunu dışarıda kutlayalım, bir yemek yiyelim. Aa! Misafir mi var evde? Yok, senin için kurdum aşkım bunu. Ha. Başka bir kadın için değil ha, senin için sadece. Ay o zaman madem zahmet ettin evde yiyelim. Bu halinle mi yiyeceksin evde ha? Bu halinle mi? O en sevdiğim pembe elbiseni giymeyecek misin? Dedim çok üzüyor. Hangi pembe? Ya var, içeride pembe bir elbisen var değil. İçeridedir o, dolaptan bak işte sen. Tamam. Gelin de şu. Hadi içeriden git. Kapı oynadı yerinden. Ulan ben ne diyeceğim kıza? Hangi kıza? Sana. Çok kötüyüm. Hayırdır inşallah. Yeter. Ne? Benim için eczaneye gider misin? Ne olur? Gideyim tabii. Ne diyeyim eczaneye ama? Çabuk, midesi çok kötü. Ölüyor de. Tamam, çabuk çık. Yoksa çok kötü şeyler çıkartacak bana. Yok, merak etme. Midesi kötü diyeceğim. Hemen geliyorum ona. Alo. Kudret. Duyuyor musun beni? Kudret, Yeter'i eczaneye yolladım. Kızı bir şekilde tut oğlum. Nasıl? Ayıp değil mi oğlum kızı yolluyorsun? Ayrıca madem eczaneye yolluyorsun, niye eve geri gelmiyor? Ulan gelmez dediğin Burcu geri döndü. Hayret bir şey. Eğer kız eve gelirse eve gel. Kızı bir şekilde buradan götür. Tamam mı? Yani ayıp olmasın kıza, böyle bir bahane uydur. Tamam tamam, şimdi üstün drama yeteneğimle halledeceğim ben. Kimse anlamayacak bile ne olduğunu. Hadi, hadi, hadi. Aşkım, nasıl olmuşum? Ay bu evi de çok özledim, pembe elbisemi de. Tat tat tat. Bu evde seni çok özledi biliyor musun? Ay. Ya şimdi yemekler çürümüştür, tuhaf olmuştur. Hadi biz dışarıda yemek yiyelim. Hadi. Aa, kapı çaldı. Açayım ben ya. Ha dur dur, açma. Ne? Açma. Kudrettir ya. Kudret mi? Allah cezanı vermese Kudret. Ne oldu ya? Ya Kudret işte yeni bir temizlikçi getirecekti de onu getirmiş. Salak. Eskisi ne oldu? Eskisi taşındı aşkım. Sen dur ya, ben şimdi onu şey yaparım. Çok özür dilerim ya. Ben ya, nasıl böyle bir neden şey yaptım? Neden böyle bir şey ya? Çok özür dilerim. Neden sakarsın bugün? Evet ya, çok özür dilerim. Dikkatsizim işte. Sen git elbiseni değiştir içeride. Hadi. Hadi ne olur ya, ne olur. Of ama ya. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Abi problem mi var ya? Aldım işte ilaçları. Ay valizim kalmış. Merhaba. Nasıl unuttum bunu? Üstüme su döküldü. Onu değiştirmem lazım. Hemen geliyorum, değiştireyim. Hemen geliyorum. Mesut. Kim bu kadın? Kadın mı? Ne kadın? Az evvel böyle gelip buradan valizini alıp geri giden kadın. Kim o kadın? Kadın değil ki o. Kim peki? O şey. Fezullah abiydi o. Fezullah abi. Hı hı. Fezullah abin neden öyle bir elbise giyiyor? Ha bak şimdi. O Fezullah abiydi. Cinsiyet değiştirdi.
Aa. Evet. Oo. Çok başarılı olmuş operasyon. Değil mi? Ameliyat süresince hep benim yanındaydım. Onu yalnız bırakmadım yani. Gerçekten mi? Gerçekten evet. Seni tebrik ediyorum Mesut. Çok önemli bir hareket bu. Yani ona cesaret vermek, yanında olmak. Ya sağ ol. Tebrikler. Oy. Oh be. Nasıl olmuş o? Oh, oh, oh. Oh yine o. Harika olmuşsunuz. Çok güzel bir kadın olmuşsunuz. Sizi sokakta, yolda görsem gösteririm parmağımla. İşte bu kadın harika bir kadın derim. Hayır, başka ne diyecektiniz ki? Ben anlayamadım. Başka ne diyecektim ki? Başka ne diyecektim ki? Hayır, ben öyle bir an şeyle... Yani bir anın hani yeni tanıştık, o vakitte şey oldu. Evet. Gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz. Az evvel bahsetti Mesut. Söyledi. Tam olarak ne zaman oldu şey? Ay Mesut hemen anlattı mı 2 dakikada? Siz şeyi soruyorsunuz, dönüşü. Döndüm, evet. Yani eğer siz bunu dönüş olarak tanımlıyorsanız, ben de aynen o tanımla devam edeyim. Gerçekten çok etkileyici bir şey bence. Hani şunu sorabilir miyim? Ne zaman döndünüz? Bugün. Ama 6 aydır hazırlanıyordum tabii. Yani plan yapıyordum. Bu arada sizin de hayırlı olsun. Yeni başlamışsınız. Yani daha çok yeni. Kısmet diyelim. Olur olur, hayırlısı olsun ya. Ama Mesut çok temiz çocuktur. Allah'ım, bütün kelimeler yan anlamlarıyla lehime çalış. Ne dedin Mesut? Yok ya. Belim de çok kötü. Ben onu kaldıramam ki şimdi. Ama ne kadar sakartın bugün ya. Çok. Ne bileyim. Yani bugün benim için özel bir gün. O yüzden heyecanlanıyor olabilirim. Ya. Durun durun. Hadi hadi, tadımız kaçmasın. Ben içeriye kadar gideyim. Şöyle eğer bir kova, bir paspas varsa getireyim. 2 dakikada çekerim ben yerlere. Durun, geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Mesut, yeni temizlikçin de maşallah çok bakımlı, güzel. Ben anlayamadım yani. Ne var yani? Temizlikçiler bakımlı ve güzel olamaz mı? Ne demek Allah istiyorsun? Allah Allah. Nasıl Mesut Bey. Mesut Bey. Ben temizlikçiniz Naime. Buradayım, bilseniz. Ya geçen gün ay kire sökücü bitti. Ben o banyoları ovalayamadım ya. Nasıl içimde kaldı? Ben şimdi ses icraatınızı bozdum. Ben hemen o banyoları ovalayayım, gideyim. Mesut, sen daha yeni temizlikçi almadın mı? Yeni temizlikçisi mi? Yeni temizlikçisi mi? O kalbim. O kim ya? Kim o? Of, bayağı da zor buldum ha. Neyse, şöyle geleyim de şu yerleri şuradan çekeceğim. Hiç şey yapmayın siz. Ben hemen şuraları vay şöyle başıma alacağım. Gelen gide. Şöyle. Hem de benim paspasımla. Ay yo, ben bayılacak gibi. Ay Naime abla, ne oldu abla? Ay şey abla. Mesut. Ay, kim bu kadın? Annem. Paspası elinde görünce senin. Annemden başkası bu evi temizleyemez. Eyvah, ben temizleyemez. Halledeceğim Mesut. Pardon hanımefendi. Sizden çok ama çok özür diliyorum. Asla ve kata sizin yerinizi almak hiç aklımdan bile geçmez. Nasıl geçmedi? Geçmedi. Elindekiler ne? Ya zaten bu üst başta temizlik mi yapılıyor? Şimdi ver. Yok şey, çok özür diliyorum. Size söz veriyorum. Bundan sonra bu evde olduğum sürece hiçbir şeye elimi sürmeyeceğim. İşte öyle onurlu bir kız olmak zorundasınız. Peki. Burcu. Kız, sen ne zaman döndün? Ay ablam, bugün döndüm. Oh, vallahi sen dönmüyorsun diye bu Mesut bir ağladı. Bir ağladı, ben mahvoldum. Mesut, sen niye bu kadar çok üzüldün ki? Niye bu kadar ağladın? Şey, pardon, siz kendi isteğinizle dönmediniz mi? Yo, asla. Ben kendim dönmeyi düşünmüyordum. Hiç. Yani Mesut o kadar çok ısrar etti ki. İlla dön, illa dön. Yani yok, dönmezsen ben öleyim. Yok. Yani ben böyle bir ısrar görmedim. Dön de dön de dön de. Ben de sonunda onun için döndüm.
Mesut istedi diye döndünüz yani. Yani şimdi tam öyle de söylemeyeyim. Hadi haksızlık olmasın. Sonuçta ben kendi mutluluğum için de döndüm. Ama Mesut'un etkisi büyük oldu yani. Benim de aklıma neler gelmişti. Mesut, bak senin sayende olmuş. Sen vesile olmuşsun. Ne kadar önemli bir şeye adım atmışsın. Baksana, nasıl da mutlu şimdi. Peki şimdi... Sen altından alayım da şöyle. Peki şimdi Burcucuğum, kesin bir dönüş mü bu? Yani abla, bilmiyorum. Sonuçta deneyeceğiz. Eğer olursa, ya olmazsa geri de dönebilirim. Nasıl ya? Öyle oluyor mu? Evet, yani tabii ki. Sonuçta bazı şeyleri öyle şak diye kestirip atamazsın ki. Ya sen atabilir misin bazı şeyleri? Sonuçta bir süre böyle içinde bir yerlerde saklarsın onu. Tabii biliyorum ben. Ben de çok biliyorum bu konuyu. Abla. Yani öyle kolay kestirip atman mümkün değil. Değil. Yani sonuçta siz de haklısınız. Yani sonuçta canından bir parçadır yani neticede. Yani sonunda canından can kopuyor gibi tabii, yani. Tabii. Kolay mı öyle bir şey? Et tırnaktan ayrılır. Allah'ım şu anda bir Türkçe mucizesi yaşanıyor ya. Sen biliyor musun öyle hemen ayrılır. Kızlar, şu anda mesaj geldi. Gaz kaçağı var biliyor musunuz? Hemen daireyi terk etmemiz lazım. Çabuk, çabuk. Kimse kıpırdamasın! Bu bir soygundur. Hemen bana 10 milyon dolar verin. Soyguncu kardeş, bizim 10 milyon dolarımız yok ki. Acaba diyorum sen gitsen mi? Biz de seni polise şikayet etmesek. O zaman ben şu kızı rehin alıyorum. Ay, ha bunu. Gel buraya. Evet sen çekil. Aferin sana be. Yaşa sen Feyzullah abim. Feyzullah abi ne? Feyzullah abi ne? Anın gerginliğiyle ağzımdan saçma sapan. Tabii ki Feyzullah abi değil. O geçmişte kaldı. Ya ne geçmiş ya? Aşkım ne diyor bu? Aşkım mı? Tabii ki aşkım. 40 yıllık nişanlım. Of! Ben de şöyle söyleyeyim o zaman. O da benim bugünlük sevgilimdi. İnanamıyorum sana Mesut. Sen ne derece pislik bir insansın. Sen yani bana resmen yalan söyledin. Bu kadın trans bir birey diye. Burcu'yum. Sen bu kadına yalan mı söyledin? Vallahi ben de sizin 10 yıllık temizlikçinizim fakat... Bu pisliği ben bile temizleyemem. İyi günler. Demek o kadın da annen değil. Harika ya. Sen gerçekten korkunç ama korkunç bir insansın. Yazıklar olsun sana. Ne oldu? Ha? Hallettik mi? Her şey yoluna girdi mi? Kes lan! Söylemek istiyorum. İşimiz gereği birçok sette bulunuyoruz. O setlerde de çok güzel ilişkiler kuruyoruz. Kimimiz arkadaş oluyor, abi oluyor, kardeş oluyor, eş olanlar oluyor. Ben de harika bir sette bulundum bu setimden önce. Ve orada çok değerli bir abim benim babamı oynadı.
İyi ki de oynadı. Şeref duyuyorum onunla, onun oğlunu oynamaktan. BKM ailesi çok önemli bir değerini, Türk tiyatrosu, Türk sineması çok önemli bir değerini kaybetti. Onun deyimiyle onun sevdiği herkes, her şey dünyanın en güzel, en iyisiydi. O yüzden de ben buradan dünyanın en renkli, dünyanın en iyi, en güzel abisine hoşça kal demek istiyorum. Değerli Tarık Ünlüoğlu, mekanın cennet olsun. Bir gündür, o da bugündür. Güldür, güldür.